Ancak özellikle hasta mahpusların sağlığa erişimi konusunda biz ayrımsız olarak bütün hasta mahpuslar için bir hak talep ederken devletin uygulamalarında maalesef ayrımcı bir uygulamanın olduğunu da defalarca tecrübe ettik. Bu örneğin hasta mahpusların hastaneye nasıl götürüleceğinden tutun da ne zaman götürüleceği, hangi tedavi imkanlarına erişebilecekleri bütün aslında bu konularda karşımıza çıkıyor. Mesela işte politik nedenler, ama hangi politik nedenlerle içeride ise, yani mesela eğer bir Kürt ve bu politika üzerinden eğer içerideyse daha ayrımcı bir uygulamaya maruz kaldıklarını çok kere gördük. Yaşlı, ağır engelli olmalarına rağmen örneğin hastaneye götürülmeyen pek çok Kürt mahpus olduğunu, bunun da özellikle politik nedenlerle içeride olanlara yoğun olarak uygulandığını gördük defalarca. Şimdi hastanede keza sağlık görevlileri tarafından da bu ayrımcılığın yapıldığına tanık olduk çok kere, başvurular üzerinden özellikle. Yani hem hapishanedeki infaz uygulamaları hem sağlık birimlerindeki çalışanların zaman zaman tutumları ya da yönlendirmeler sonucunda ciddi anlamda sorunların, ayrımcı uygulamaların devam ettiğini gördük bugüne kadar. Türkiye'deki infaz, ceza infaz kanununun eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde düzenlendiği meselesi. Bunun altını bir daha çizmek ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü burada, yani Cumhurbaşkanı'nın af yetkisini kullanırken verdiği kararlar da aslında bakarsanız tam da bu eşitsizliği derinleştiren bir sonuca yol açıyor. Ceza infaz kanunundaki bu eşitlik ilkesine aykırılık Türkiye'nin hem anayasasına aykırı, çünkü anayasa diyor ki herkes eşittir. Bu ülkede yaşayan herkes kanunun önünde eşittir diyor. Ama kanunun uygulanması bu eşitliği değil de eşitsizliği ortaya çıkarıyorsa, o zaman demek ki anayasaya aykırı bir durum yaşanıyor. Yine aynı zamanda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler var. Ve bu uluslararası sözleşmeler Türkiye'nin yine anayasasına göre anayasayla zıt düştüğünde anayasanın üstünde bir değer gösteriyor. Ama buna rağmen, yani bu uluslararası sözleşmelerde hem mahpus hakları hem insan hakları konusunda, hem eşitlik ilkesi bakımından hem sağlığın ve yaşam hakkının korunması bakımından Türkiye devletine görevler yüklüyor. Pek çok gözaltında kaybın faili olarak da Hizbullah gösteriliyor, biliyorsunuz. Buna ilişkin aslında davalar var, buna ilişkin kamuoyuna yansıyan pek çok belge var, pek çok açıklama var. Dolayısıyla hani reddedilemeyecek bir durumdan ya da inkar edilemeyecek bir durumdan söz ediyoruz. Böyle bir seçim ittifakının dolayısıyla bütün bu suçları, işlenen suçları meşru göstermeye yönelik aslında, onları bir anlamda teşvik ettiğini düşündürten bir süreci de beraber getiriyor. Ve bir yandan da topluma şöyle bir tehdit algısı yansıtılıyor. Bu suçları tekrar işlenebilir ve bu insanlar çünkü güçlendiriliyor. Ve dolayısıyla böyle bir tehdit altındasınız. Yani işte vahşice öldürülebilirsiniz mesela diyor. Bir yandan bilgi noksanımız var her şeyden önce. Yani bu bilgi noksanı şu. Mesela diyelim ki, yani şunu biliyoruz. Yani şimdi Hizbullahçı birini, işte darbe teşebbüsünde bulunduğu söylenen birilerini, işte kasten cinayet işlemiş birilerini serbest bıraktı. Ama aynı, belki de daha ağır hasta olan, daha ağır engelli olan pek çok mahpusu da serbest bırakmıyor.